Evet arkadaşlar, çarşamba günü yaptığımız AYT sınavının antik geometri sorusu. Burada sadece soruda küçük bir eksiklik var. Soruda şurası zaten 90 eksenler dik kesişiyor. Deltoid'de köşegenlerin dik olduğunu biliyoruz ama buraların dik olduğuyla ilgili bir bilgi vermemiş. Bir tanesinin dik olduğunu bilmemiz yeterliydi aslında. Sorunun vermesi gerekiyordu bu dikliği veya bu dikliği. Vermemiş ama öyle kabul etmek durumundayız. Sorumuza geçelim şimdi. Ee, bakın şu bilgi önemli bize. Kotanjant alfayı 3 bölü 4 vermiş. O zaman biz şuradaki dik üçgende önce kotanjantı bir yazalım. Komşu bölü karşı. Komşuya 3A diyelim. Karşıya da 4A diyelim. Ve deltoid arkadaşlar iki tane ikizkenar üçgenden oluşuyor. Keşke onları da belirseydi ama bunu buna eşit, bunu da buna eşit olarak kabul edeceğiz. Dolayısıyla ikizkenar üçgen tabana dik çizilmiş tabanı da 2'ye böleceğiz. Burası da 3A. 3 4'ten de burası 5A. Şimdi sorunun şu kısmını okuyacak olursak E noktasının yani şu noktadan bahsediyor. X eksenine uzaklığı A ile B arasındaki uzaklığa eşit. A ile B arası uzaklık 5 A ise E'nin X'e uzaklığı da 5A. Yani şurası 2A. 2A da A noktasının ordinatına eşit. Yani 6'ya eşit. Dolayısıyla A'yı buradan biz ne olarak buluyoruz? 3. Deltoidin alanını soruyor. Oldukça basit arkadaşlar. Şimdi A noktasının absisi 3 olduğu için burası 3 birim. Karşıdan şurası da 3 birim. Şimdi deltoidin alanını genel dörtgenlerin alan bağıntısından çözelim. 1 bölü 2. 2 köşegenin çarpımı ki köşegenlerden birisi 3 artı 4 A. Diğeri de 6 A. Sinüs 90 o da 1. Neydi arkadaşlar? 1 bölü 2. 2 köşegenin çarpımı. Köşegenlerin arasındaki açının sinüsü sin 91. A yerine 3 yazdığımız zaman da cevabımız gelecek. 3 yazdık. Burası 15 yaptı. 3 yaptık. 18 yaptı. Ve cevabımız 135 arkadaşlar.